kahkahalar atarak, gülerek bahçeden koşup kayboldu. Aşık yüzüne serpilen suyun etkisiyle aniden uyandı. Sanki her şey o kadar gerçek ve güzeldi ki bunun rüya olduğunu anlayıp bittiğini görünce çok üzüldü. Zaman bir hayli geçmiş, kervandakiler bugün başlarına gelen bin türlü olaydan dolayı çok yorulmuş ve derin bir uykuya dalmışlardı. Aklına maksudun söylediği söz gelince Hemen gözleri Maksud'u aradı. Maksud biraz ileride loş bir köşede hareketsiz yatıyordu. Yoksa öldü mü diye düşünüp heyecanlandı ve sessizce Maksud'u yanına gitti. Ona hafifçe dokundu. Maksud, Maksud diye fısıldadı. Ama maksuttan hiçbir tepki gelmiyordu. Tekrar seslendi. Maksud, Maksud. Ama yine cevap alamayınca kulağını Maksud'un göğsüne koyup kalp atışlarını dinlemek istedi. Bir müddet dinledi ve Maksud ölmüştü. O anda o kadar üzüldü ki haykırmak istedi. Maksuda sarıldı, sessiz sessiz kalbini parçalayan derin bir üzüntüyle ağladı. Kervandakiler de onun hıçkıra hıçkıra ağlayışını duyup uyanmışlar ve aşık ile Maksud'un başına toplanmışlardı. Her kafadan bir ses geliyordu. Aşık kervandakilere dönüp "Arkadaşlar, Maksud kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sessiz olalım ve dua edelim dedi. Bir anda büyük bir sessizlik oldu. İnsanlar o acıyı kalplerinde hissetmişler ve Maksudu bir daha göremeyeceklerini anlamışlardı. Aşık Maksud'un sağ elinin sımsıkı kapalı olduğunu gördü ve aklına akşamki konuşmaları geldi. Maksud'un Sağ yumruğunu biraz zor da olsa açınca katlanmış bir deri parçası gördü. Onu gizlice aldı ve sakladı. Daha sonra haramiler maksudun öldüğünü duyunca onu alıp bir kilime sardılar ve mağaradaki o derin nehre hiç acımadan attılar. Çünkü merhamet olmayan kalpte hiçbir şey yoktur. Tıpkı çöl gibidir. Sayfa 69 Aşık maksudu kaybedince her şeyden tamamen ümidini kesmiş bir vaziyette bir köşeye çekildi ve derin bir acıyla düşünmeye başladı. Bir yandan da maksudun elinde bulduğu ve kendisine oku dediği o deri parçasını merak ediyordu. Ancak kimsenin görmemesi için biraz daha sabretmek, daha uygun bir anda okumak istiyordu. Mağaranın dışında sabah olmuştu ancak mağaraya hiçbir ışık sızmadığından içeride olan esirler hala gece zannetmekteydiler. Haramilerin başı ve birkaç yardımcısı ile birlikte mahzene gelip ''Hey miskinler uyanın, sabah oldu kalkın'' diye bağırıncaya kadar uyuyorlardı. Demir parmaklıklı kapıyı açıp içeri girdiler ve esirleri tıpkı atları kontrol eder gibi suratlarını tutup dişlerine, ellerine, ayaklarına vücutlarında bir yara olup olmadığına bakıyorlardı. Sıra aşığa geldiğinde haramilerin reisi bu delikanlıyı ayırın. O esir pazarına gitmeyecek diye adamlarına talimat verdi. Ve aşığı mağaradan çıkarıp reislerinin yaşadığı yere götürüp bağladılar. Aşık olana bitene çok üzülüyordu. Derin düşününce başına bir aşk bir güzel uğruna neler neler gelmişti diye düşündüğü için. Bu aşk sırrı çile ve sabır yollarından geçmeden ulaşılacak bir şey değildi. Çöl diyarında acımasız haramilerin insaflarına terk edilmişti. Zalim gül bahçesine girerse kalbindeki buzullar o bahçeyi zemherili kışa çevirip yok eder. Çünkü o en kötü, en haset, en anlayışsız ve en berbat bir halde yaşar. Etrafındaki maddi, manevi güzellikleri hem korkunç derecede kıskanır hem de onları yok etmeye, haram parça etmek ister ki onda olmayan, onun ulaşamadığı şeyler başka kimselerde de olmasın. Maazallah, maazallah, maazallah. Hele bir de yanılır, zalim kalpli birini şaşırıp seversen o bu hikayede geçen harami oğlu haramilerden daha haramidir. Onu sevene dilindeki ve gönlündeki çölü gösterir. Hüsran ve ızdıraf fırtınalarında elindeki her şeyi alıp gider. Acımak, merhamet, ince anlayış ve iman onda olmayan olsa da çok zayıflamış, tesir etmez hale gelmiş durumdadır. Neyse biz gelelim şu abdal kalpli aşığın üzüntüler içindeki durumuna. Aşık haramilerin onu getirdiği yerde etrafı incelemeye koyulmuştu. Baktıkça hayretler içinde kalıyor, ağzı açık şekilde o mekana yığılmış çeşit çeşit hazinelerin parıltıları gözlerini kamaştırıyordu. İçinden ''Ya Rabbi bana ömrüm olduğu sürece ahlı ve haram mal nasip olmasın inşallah'' diye dualar etti. Haramilerin yaptıkları bu can yakan işten son derece nefret eder bir durumda bir an önce kurtulmanın ve sevgilisine kavuşmanın yollarını düşünmeye başladı sayfa 70 Her tarafta nöbetçiler, bağlı veya serbest dolaşan köpekler vardı. Birinden kaçsa ötekinden nasıl kaçıp kurtulacaktı? İyice karamsar olmuş bir halde gözlerini bir anlığına kapadı, çok yorgun ve bitkin bir halde sanki uykuya dalıp gidecek bir durumdaydı. Ama insan üzüntülüyken uyku da haramiler gibi haramdır ona. Şöyle rahat rahat uyuyamaz aldatan yürekten, kalpten, ruhtan, nefisten ve gözden, her şeyin yaratıcısı ve tek mabudu Rabbi olan Yüce Mevlam'a sığınırım. Ya Rabbi, bu ehlinardan beni ve müminleri muhafaza ile. Aşık bir müddet gözlerini yummuştu ki aklına kervan sahibi maksudun ona verdiği ve oku dediği o deri parçası geldi. Onca olay arasında bunu okumayı nasıl unuturum ne aptarım diye kendi kendine kızdı. Elini beline sarılı olan kuşağın içine soktu, o deri parçasını sakladığı yerden çıkardı. Çok merak ederek birçok şekilde katlanmış deriyi yavaş yavaş açmaya başladı. Sır bazen sır içinde sırdır. Bunu anlayacak ruh kudreti lazım. O yoksa yüz tane kitabı yalayıp yutsan da sadece avucunu yalamış olursun. Bu ise ne akıla ne de ruha hiçbir fayda vermez, vermez. Aşık, derinin kalan son katını da açınca hayatında hiç görmediği bir alfabe ile yazılmış uzunca bir yazıya rastladı. Sadece en alt kısmında yani sözün bitişinde Arapça harflerle kaderini asla değiştiremezsin. Ona razı ol ve sabret ki alem sırrına ulaşıp ferahlayasın diye yazılmıştı. Aşık bu sözü düşünmeye başladı ve içinden hep tekrar etti. Razı ol ve sabret ki ferahlayasın. Bu sözü kendi durumuna uyarlayınca aslında ortada bir ümit ışığı çıkmaya başlamıştı. Öyle ya kaderini asla değiştiremezsin. Razı olsan ne, razı olmasan ne? Sayfa 71. Aşık uzun müddet Tek başına orada bekledikten sonra kapı açıldı ve içeriye haramilerin reisi girdi. Aşık biraz korkmuş, biraz da tedirgin bir halde ''Eyvah sonum geldi herhalde'' dedi içinden ve bildiği tüm duaları okumaya başladı. Haramilerin reisi aşığın yanına çömelerek ''Korkma sana bir zararım dokunmaz çünkü seni hizmetimde kullanmak istiyorum'' dedi ve bağırarak ''Hey dilini mi yuttun konuş'' Kimsin, necisin? Nereden gelir, nereye gidersin?" dedi. Aşık her şeyi ve başından geçenleri tekrar anlattı. Sözü bittiğinde Harami ona, "Peki okuma yazma bilir misin?" dedi. Aşık, "Evet efendim, bilirim." diye cevap verdi. Harami çok sevindi. "Yaşasın, yaşasın!" diye evin içinde bir oraya, bir buraya gidip gelmeye başladı. Bu hali gören Aşık Adam çölün sıcağında galiba delirip kafayı yemiş diye düşündü. Harami tekrar yanına diz çöktü ve şöyle dedi. Şimdi kulağını aç, beni çok iyi dinle. Bana okuma ve yazma öğreteceksin. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Hiç kimse bilmeyecek. Şayet tek bir kişi duyarsa kendini ölmüş bil diyerek haramiye yakışan şekilde aşığı tehdit edip gözünü korkuttu ve sözlerine devam etti. Ben çocukluğumdan beri bu çöllerde büyüdüm. Annem de yok, babam da. Sadece hiç görmediğim bir kardeşim var ama yaşar mı, ölmüş mü bilmiyorum.